5 arkadaş var. Onlar da gelene kadar sevgili Tanıl Hocam'ın kısa bir biyografisini okumak istiyorum sizinle. 1963'te Ankara'da doğdu. Orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası subay, annesi hukuk mezunu olan bir ev hanımıydı. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından 11 Eylül 1980 günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kaydoldu. Tarih dikkatinizi çektim bilmiyorum. Yaşamının büyük bir kısmını Ankara'da geçirdi. 84-87'de Yeni Gündem'de gazetecilik yaptı. 88-89'da Sosyalizm ve Toplum Mücadeleleri Ansiklopedisi'nin yayın kurulunda yer aldı. Birikim Dergisi'nde de editörlük yaptı. Toplum ve Bilim Dergisi'nde yayın yönetmenliği yaptı. Aksu Bora'yla evli. Ama biyografiye eklememişler. Aynı zamanda Gülten Akın'ın damadı. 1988'den beri İletişim Yayınları'nda araştırma inceleme dizisi editörlüğünü yürütmekte. 3 aylık Sosyal Bilimler Dergisi Toplum ve Bilim Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Birikim Dergisi'nde yazmaktayken Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden birisidir. Futbolla ilgisi küçük yaşlarda başladı. İzlediği ilk maç 10 yaşındayken Köln'de oynanan ve Köln-Eskişehir arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıydı. Sanıyorum bu sebepten dolayı da gençler bildiğimi. Yok, Ankara. Sonra. 1 Aralık Radikal'de haftalık futbol yazıları yazdı. Günümüzde nadiren de olsa K24'te futbol yazıları yazmakta. Ayrıca kendisi Gençler Birliği Divan Kurulu üyesidir. Kitaplarının ismini saymaya başlarsam zannediyorum bir 10 dakikayı dolduracak. 20'nin üzerinde kendisine ait kitabı, bir o kadar derlemesi ve bir o kadar da çevirisi var. 60'ın üzerinde kitaba imza atmış durumda. Tanıl Bora yazar, çevirmen, yayıncı ve editör. Bir konu belirlemek istemiştik başında. Yani bir konu üzerine konuşalım diye düşünmüştük. Fakat hangisini ele alırsak bir taraf boşta kalacaktı. O yüzden Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemedik. O karmayı kendisinden yapmasını rica edeceğim. Çünkü siyasi ideolojilerdeki uzmanlığı kadar edebiyata da hakim olan, futboldaki yazılarıyla gerçekten Türkiye'de yayınlanmış çok az kayda değer esere imza atmış olan birisi. Bu arada da yayın camiasında ben de 28 yıldır varım. Türkiye'deki yayın camiasındaki çok özel yayıncılık yapan iletişim yayınlarında genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Ne tarafından alalım? Hangi konuyu konuşalım? O zaman şöyle yapalım dedik. Tanıl Hocam, tekrar hoş geldiniz diyerek bu karmayı, Tanıl Bora kalemi diye bir şey var artık. Okur bunu çok iyi biliyor. O yüzden Tanıl Bora'yı önce sizden dinleyelim. Yani Tanıl Bora kalemi ne yapmaya çalışıyor kısmını özellikle istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'deki akımların ideolojisisiniz. Yani eğer cereyanlar yoksa, gerçi daha önceki kitaplarınız da bunu çok destekleyeceğim ama yoksa siyasi ideolojiler anlamında evde kütüphanede bir yer eksik demek. Yani çok teşekkür ederim. Hakikaten beni hakikaten laf olsun dediği gerçekten mahcup edecek şeyler söylediniz. Ve ayrıca İsmail abinin ve İrfan arkadaşımızın misafirperverliğine, davetine çok teşekkür ederim. Buraya gelmek benim için hakikaten bir armağan, böyle bir sohbette bulunmak. Ve size de tabii geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Şöyle düşündüm, çok uzun bir karşılıklı sohbete mümkün olduğu kadar vakit kalsın diye böyle çok uzun bir giriş yapmayayım ben. Bir de hani kendimden bahsetmekten çok bu yazı çabasının, yazı emeğinin bana sordurduğu sorular, aslında hepimize sordurabileceği sorular üzerinden konuşayım. Yani kendimden bahsetmeyeyim de yapılan iş üzerinden konuşalım istiyorum. Öyle bir çerçeve çizeyim. Başta şunu da söyleyeyim, bu Hasan Ali Yücel biyografisinde Hasan Ali Yücel'in bana çok sempatik gelen bir özelliğini kendime de yakıştırıyorum. Böyle bir kendime şımarma payı çıkarabilirim. Hani yazmak kadar yazdırmayı çok severmiş Hasan Ali Yücel. Ben de öyleyim. Onu da söyleyeyim. Yani kendi yazdıklarım bir tarafa,
hani yazdırmak, yayıncısı olmak, hani o editörlük denen iş, yani çok heyecanlı ve çok zevkli bir iş. Onu çok konuşması zaten çok kolay değil. Ben daha çok dediğim gibi kendi yaptığım çalışmalar üzerinden ve onun bize sordurduğu sorular üzerinden biraz konuşayım. Şimdi ben İrfan arkadaşımızın da söylediği gibi esasen ağırlıkla Türkiye'de siyasi ideolojilerle meşgul oluyorum. Neden bunu yapıyorum? Yani ne yapmakta, nereye varmak istemekteyim? Buradaki meseleler ne? Yani can alıcı meseleler ne? Bir kere çok büyük bir süreksizlik, bir hafızasızlık problemi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de her alanda. Bu alanda da öyle. Hakikaten hani denir ya Amerika'yı yeniden keşfetmek. Sık aralıklarla Amerika ve Amerikaları yeniden keşfediyoruz. Oysa Türkiye'de birçok fikrin, birçok problemin, birçok sorunun ve cevabın evveliyatı var. Ama o evveliyata hakim olmamak bize gerçekten çok zaman ve enerji kaybettiriyor. Ve bir yandan da herkese bir mucit, herkesin başının üzerine bir mucit halesi kondurmasına yol açabiliyor. Bunun da tabii sebepleri var. Türkiye gibi olağanüstü sık ve fazla siyasal ve toplumsal travma yaşayan, birçok travmanın süreyen olduğu, yani devam etmekte olduğu bir yerde bu hafızasızlık çok olağan bir şey. Ama bununla mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani o sürekliliklerin biraz izini sürmek. Yani aklın, fikrin, bu memlekette düşünülmüş, akledilmiş olanın, sorulmuş sorunun izini sürmenin hem heyecanlı bir iş hem de yani lüzumlu bir iş olduğunu düşünüyorum. Bir vuracağım şey şu. Şimdi düşüncelerle, ben mesela siyasal analizle ilgili değilim. Güncel siyasal analiz kabiliyetim yok. Siyasal hadiseleri öngörmekle ilgili bir iddiam yok. Ben siyasal fikirlerle ilgiliyim. Onların teferruatına daha fazla eğiliyorum ve eğilmek gerektiğini de düşünüyorum. Bu aktüaliteye mesafe almak, siyasete mesafe almak değil. Tam aksine siyaseti yükseltmek için, siyaseti daha anlamlı kılmak için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Şu çok ezeli bir tartışmadır, özellikle Marksist düşünce içerisinde. Düşüncelerle siyasal gerçeklik, maddi gerçeklik arasındaki ilişki. Yani düşünceler sadece bir yansıma mıdır? Sadece maddi koşulların aynadaki aksi midir ya da işte onların bir ifadesi midir? Yoksa onların bağımsız, görece özerk en azından bir gerçekliği var mıdır? Bence diyalektik düşünce içinde evet bir görece özerkliği vardır. Düşünceler, ideolojiler gökten inmezler. Birileri onu kendiliğinden akletmez. Belirli bir bağlamda, belirli bir zaman ve zeminde insanların, sınıfların, toplumun belirli meselelerine cevap ararken doğarlar. Ama bir kez ortaya çıktıklarında onlar da maddi gerçekliğin bir parçası haline girerler. Fikirler ve fikirlerin taşıyıcıları, partiler, düşünürler, siyasetçiler, ideologlar vesaire. Onlar da maddi gerçekliğin bir parçası haline gelirler. Onlar da bir amil olurlar artık, bir etken olurlar. Bu diyalektik içinde düşünmek bizim ufkumuzu genişletir. Yani dolayısıyla hani düşünürlere ve düşüncelere, ideolojilere bakarken hem onları var eden bağlama bakmak, bunlar niçin ortaya çıktı, niçin o adam, o kadın, ne yazık ki genellikle çoğu adam, neden o adam o dönemde bu lafları söyledi? Yani nereden çıktı bu? Ama o adam onu öyle değil de böyle söylemiş olmasında da bir fark var. Söze de bakmak, oradaki özgün içeriğe de bakmak ama onu mutlaka bir dönemsel bağlam ve icap içerisine yerleştirmek. Bu bizi bence Türkiye'de siyasal düşüncenin, gündelik zihniyetin yapısal bir problemi olan komplo teorilerinden de uzak tutmak bakımından gerekli ve hayırlıdır diye düşünüyorum. Türkiye'de komplo zihniyeti çok güçlü. Yani akademiden siyasete, günlük hayata her yerde yani milli düşünüş kalıbımız olduğunu söyleyebiliriz bence.
hep olmakta olanın ya da birinin ettiği bir lafın arkasında bir kurulu bir mekanizma aramak. Onu arkasından onun zembereğini kuran bir büyük akıl, işte üst akıl falan deniyor ya. Öyle bir dışsal irade aramak, çok büyük bir güç aramak ya da işte belirli güçler türü müten ya da işte daha adlı adınca tanımlanmış bir büyük hakim güç aramak. Bunun bize irademizi ketleyen, siyasi enerjimizi boşaltan olağanüstü olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bununla boğuşmak bakımından da bence işte bunlara bu incelikle, bu meraklarla bakmak, bu merakı hep canlı tutmak, bu laf nereden çıktı, niçin söyledi, neyi kastediyor, hani fikir içeriklerine gerçekten hürmet ve şefkatle eğilmek bana ondan önemli geliyor. Bu dediğim gibi komplo zihniyetiyle de boğuşmak bakımından. Bizim bir başka milli fikir kalıbımız, biricikliğimize olan sonsuz inancımız. Yani Türkiye'nin bambaşkalarına. Sadece milliyetçiler değil bunu yapanlar. Yani milliyetçiliğin zaten mesleği budur. Kendi biricikliği üzerinde tepinmek, kendi biricikliğinin bandomızıkasını çalmak. Zaten milliyetçilik bu yani çok özetle. Ama biricik değiliz yani. Dünyada hiçbir insan topluluğu biricik olmadığı gibi. Tamam tabii her insan biriciktir bir bakımdan. Ama koşulları bakımından, cevap aradığı sorular bakımından, meseleleri bakımından hiçbirimiz, hiçbir insan, hiçbir topluluk, hiçbir ulus, hiçbir memleket biricik değil. Mukayeselerle baktığımız zaman hem dünyaya daha sağlıklı bir şekilde bakarız, hem de kendi durumumuzu bence daha iyi anlarız. Çok buna bir sürü örnek verebilirim, çok örneğe takılmamak bakımından. Mesela işte Kemalizm. Kemalizm kendisini bir biricik ideoloji, başka hiçbir emsali olmayan, hiçbir şeylere benzemeyen bir ideoloji olarak görür. Kemalizmin hasımları da onu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir acayiplik olarak görürler. İkisi de doğru değil. Yani Meksika'ya, Orta Doğu'ya, geç uluslaşan bütün ülkelere baktığınız zaman birçok mukayese demek de aynılaştırmak demek değildir. Mukayese farklılıkları da kolaçan ederek, benzerlikleri, farklılıkları görerek daha iyi anlamak demektir. Ya da mesela bugün Erdoğan, yani o da biricik değil. Yani evet, çok emsalsiz bir tiranlık örneği ama emsalsiz değil işte. Bu çağın insanı, bu çağın siyasetidir. Bütün dünyada örnekleri var. Bir de bu hani biricikliğimizden sıyrılarak kendimizi dünya içinde bir yerde görerek bakmanın da çok bizim için lüzumlu bir ufuk olduğunu düşünüyorum. Bu mesela benim kendi çalışmalarımda çok beceremediğim, çok bu Türkiye'de bu konuda yapılacak çok iş var. Yani üniversiteler inşallah şu seçimden sonra biraz toparlanır ve abad olursa yani yapılacak, yaptırılacak nice tezler var. Keşke böyle bir ufuk açılsa. Yine hani ben ne yapıyorum, ben çok odaklanmak istemiyorum, daha nesnel bir konuşma kurmak istiyorum. Ama yine de biraz böyle ben ne yapıyorum, ben geçerek dolaylı bir şey yapacağım yine. Ben daha çok sağla uğraşıyorum. Yani işte ilk bu MHP'nin ve Ülkücü Hareket'in 80'li yılları üzerine, sonra 90'lı yılları üzerine Kemal Can'la birlikte yaptığımız çalışmalar var. Daha sonra genel olarak milliyetçilikle, Türk milliyetçiliğiyle eleştirel bir analiz çerçevesinde ilgilendim. Şimdi Cuma günü bitirdiğim ve teslim ettiğim bir Süleyman Demirel biyografisini tamamladım. 4-5 yıldır uğraştığım bir işti. Genel olarak yani daha çoğunlukla bir farklı bir iş olarak Hasan Ali İcer biyografisi vardı. Ama genel olarak daha çok sağla uğraştım. Ben hani solcuyum yani solcu olarak sağla uğraştım. Bunu da yine kendimden çıkarak genel bir mesele olarak söyleyeyim. Yine çok anlaşılır bir şekilde ama galiba göreceli olarak dünyanın başka yerlerinden biraz daha fazla Türkiye'de sağ ve sol arasında daha yüksek bilmek bakımından daha yüksek duvarlar var. Farkında olmak yani bunlar ne diyor, ne düşünüyor? Hangi sayıklarla düşünüyorlar? Bunun da önemli bir açık olduğunu düşünüyorum.
Gerçi son zamanlarda hani AKP iktidarının etkisiyle bu biraz değişti. Mesela soldan sağla ilgili bilgi sahibi olanların, bilenleri, izleyenlerin sayısı arttı. Ciddi bir birikim oluştu bu bakımdan. Hani bir musibetin yol açtığı bir hayır oldu bu. Ben ya bu neden gerekli bence? Şimdi siyasi konumlanmada, yani hani adına ne derseniz deyin, kendi bulunduğunuz yeri iyi, ötekini o artık nasıl tanımlanacaksa kötü olarak düşünürsünüz. Şimdi bunu şeytani, böyle iblisvari bir şey olarak düşünürseniz bunun çaresi yoktur. Yani fıtraten kötüdür, kötü kalacaktır. Yani ancak düşman bellersiniz, ancak kendinizi savunur ya da mahvetmeye çalışırsınız. Bu da en azından gerçekçi olmayabilir. Yani anlamanın manası nasıl değiştirebilirim sorusunun doğurduğu bir gayret olması bence. Bana korkunç gelen, bana dehşet verici gelen, bana yani kabul edilemez gelen bu fikirler, bu tutumlar hangi sayıklarla ortaya çıkıyor? Bunu da az evvel değindiğim o komplo mantığıyla illa düşünmemek. Yani bunu işte bunu dolduruyorlar, bunu besliyorlar, bunun beynini yıkıyorlar. Bu eble, bu cahil. Hayır ama tamam, bunlar da olabilir. Bunlar ayrıca bizim safımız, her neyse bizim safımızda da olabilir. Hangi ihtiyaçlar, hangi korkular, hangi duygular, hangi arzular, hangi kızgınlıklar, hangi aşklar bu fikre meyil etmesini sağlıyor insanların? O ne? Yani o akıl yürütme ne? Oradaki akıl yürütme ne? Ben buna nasıl temas kurabilirim? Oraya nasıl müdahale edebilirim? Ben siyasetin, yani sahici siyasetin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de hani solsa şeyinin şemasının ben yani ebedi geçerliğine inanıyorum. Yani sol sağ diye bir şey kalmadığı ya doğru olmadığını düşünüyorum. Solun da temel ayırt edici vasfının insanın, dünyanın, durumların değiştirilebileceği fikri olduğunu düşünüyorum. Yani solu ayırt edecek temel unsurlardan biri en azından. Tek başına bunu bağlayamayız. O bakımdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki risk tabii şudur, bu da hep tartışılır. Bu nazizm bağlamında çok tartışılmış bir şeydir. Bilenleriniz vardır belki, muhakkak ya da muhakkak. Yani nazizmle ilgili analiz yapanlara, nazizmle ilgili çalışanlara denmiştir ki, yani anlamak affetmektir. Yani anlamak mazur görmektir. Tabii böyle bir risk var. Anlamak uğruna bir anlamak olduğu zaman her şeyi mazur görebilirsiniz gerçekten. Ve bu da antipolitik bir şey olur. Gayri politikten öte antipolitik bir şey olur. Kuşkusuz o duyarlılık da önemli. Yani anlamak ama bunu mutlak bir tarafsızlık, mutlak bir nötrlükle sadece anlamak uğruna bir anlamak değil, eleştirel bir anlamak. Bu nasıl değiştirilebilir kaygısını, azmini yitirmeden anlamak gibi bir ölçü koymak gerekiyor. Çok uzatmayacağım. Bir şey daha bence önemli olan, yine yapısal diyebileceğimiz, yani düşünce ortamı açısından, bu düşünce ortamı derken illa yüksek fikir tartışmalarını, akademiyi ya da yüksek siyaseti kastetmiyorum. Günlük hayattaki sıradan sohbetler de dahil olmak üzere. Bu da çok anlaşılır, insani bir şey. Ama bence burada bir aşırılığımız var. Biz ne diyor unutacak derecede kim diyor akayı kitleyiz. Kim diyor? Kim bu? Yani nereden konuşuyor? Yani ne diyor'yu, ne diyor'yla ilgili merakımızı ve açıklığımızı tamamen kapatacak derecede. Yani İsmail abi ve İrfan'la konuştuk ya, bir başka toplulukta başka bilenler de olduğunu biliyorum. Yaklaşık 4 senedir ben küçük bir Karadeniz şehrinde yaşıyorum. Akçakoca'da. Oraya yerleştik. Şimdi orada çoğunlukla Karadeniz, yani Laz diye anılan, kimisi gerçekten Laz ama kimisi hemşinli, sadece Doğu Karadeniz'de olan bir ahali içinde yaşıyorum. Orada günlük
yani bir günlük karşılaşmanın merhabası, ilk adımı şey. Yani siz de burası da Karadeniz sonuçta biliyorsunuz. Kimlerdensin? Yani hani daha meramınızı söylemeden, yani ne oluyoruz filan demeden, kimlerdensin? Bu sadece bizim Karadeniz hemşehrilerimize mahsus bir şey değil. Genel olarak biz çoğunlukla, yani akla fikre söylenen söze bakarken bu kimlerdensin şeyle bakıyoruz, prizmasıyla bakıyoruz. Kuşkusuz konumlanma önemlidir. Ya kim konuşuyor? İşte Althusser'in meşhur sorusu, kim konuşuyor? Yani bunu bilmek, konumlandırmak önemlidir. Özellikle ne bileyim, siyasi husumet bağlamında falan tabii önemlidir ama biz de 7-24 siyasi husumet enerjisiyle yaşamıyoruz çok şükür. Özellikle hani ideolojilerden, fikirlerden falan bahsederken bu kim diyoryu da cevaplayıp, eyvallah. Ama mümkünse onun cevabını vermeyi biraz erteleyip ne diyor'ya konsantre olmakla ilgili çok büyük bir açığımız olduğunu düşünüyorum. Hani esas yapmaya çalıştığımda ona odaklanmak. Ne diyor'ya odaklanmak. Yine konumlandıralım. Yine etiketimizi yine basalım. Ama etiket basmaktan fazla da biraz bir şeyler yapalım yani. En azından etiketi basarken daha bilerek basalım. Biraz ayrım yapmak, tefrik etmek, ayrıştırmak, analiz dediğiniz şey ayrıştırmak. Benim çok sevdiğim ve sıkça tekrarladığım bir şey var, bir hadis var, duyanlarınız vardır. Kafir bile her haliyle, her suretiyle kafir değildir. Bunu her şeye, yani seküler örneklere de uygulayabilirsiniz. Bir siyasi figürün, bir siyasi öznenin farklı cepheleri var, farklı düzlemleri var, tutarsızlıkları var. Tutarsız olmayan bir düşünce insanı, bir aktör, bir düşünür bulmak zordur. Bu yani imkansız bir şey, mutlak tutarsızlık. Hatta bir düşünsel zayıflığa bile işaret eder. Farklı cepheler var. Yani onun derinine inmek hem eğlenceli dediğim gibi her şeyden önce hem de gerçekten anlamanın ve çözümlemenin kaçınılmaz bir yolu gibime geliyor. Biraz daha bunu soyut söylediğimi somutlamak için, zihnimde de taze olduğu için, heyecanımda da taze olduğu için, yeni bitirdiğim için. Yani Demirel'den mesela örnek vereyim. İşte mesela Demirel'in birçok ünlü sözü var. Çok bir kimisi palavra şey gibi, yani sahih hadis, mevzu hadis gibi. Sahiden onun söylediği laflar var, ona atfedilen uyduruk laflar var. Mesela ama söylediğini iyi bildiğimiz sözlerden biri şey, yoldan yürümekle aşılmaz. Devamında ekliyor, takati olan yürür. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ne maksatla söylenmiş bir şey? Bu mesela bunun o kadar farklı yorumları, mümkün yorumları ve gerçekten de geçerli olabilecek yorumları var ki. Bir yandan bunu nerede söylüyor? Adalet Partisi Ankara Kongresi'nde söylüyor. Niçin söylüyor? Kendi tabanındaki işte bu talebeler yürüyor, anarşiyi aldı yürüdü filan, işte sert önlemler almak lazım, bunları ezmek lazım filan diyenlere karşı söylüyor. Yani yollar yürümekle aşmaz, bir şey olmaz. Demokrat, aslında gayet liberal demokrat bir çıkış oldu. Kendi bakış açısından. Bir yandan bu söz niçin eleştirildi? Hem ordu tarafından, hem kendi sağı tarafından, hem de muhalifleri, soldaki muhalifleri tarafından da o sokaktaki protestolarda dile gelen taleplere duyarsız olmakla, bırak yürüsünler demekle de eleştirildi. Evet, öyle bir işlevi de var, öyle bir cephesi de var. Şunu da sorgulamaya devam edebilirsiniz. Yani bunu söylemekle gerçekten hani sözün kendisi liberal demokrat bir söz de gerçekten bunu tamamına erdirdi mi? Orada bir tutarlılık görebiliyor muyuz? Hayır. Yani şey gibi katman katman açabileceğiniz cepheleri var bu sözün. Hepsi de önemli. Hepsi de bize bir şey öğretiyor. Ya da hani yine Demirel örneğinden gidiyoruz. Ben bütün akşam Demirel konuşalım diye, hani ben şimdi Demirel'le dolup taşıyorum ve bütün akşam Demirel'le konuşalım diye değil lütfen. Bu şimdi kadar konuştuklarım hiç sizi bağlamasın. Bunlar etrafında konuşalım gibi bir şeyden değil, bir girizgah sohbeti olarak anlatıyorum bunları.
birçok farklı siyasi cephesini ayırt edebilirsiniz. Dönemlere yine, dönemlere ve koşullara da bağlı olarak. Mesela Demirel'in liberal demokrat momentleri var. İşte bir tanesi bu 65-69 döneminde, bu yollar yürümekle aşınmaz dedirten dönemi. İkincisi 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül darbesinden sonra tekrar iktidara gelene kadarki dönemi. Mesela böyle bir cephe, böyle bir dönemi, böyle bir cephesi var. O dönemlerde de kendi içinde fena olmayan bir tutarlılığını da görebilirsiniz. 70'lerin ikinci yarısına baktığınız zaman bir iç savaş politikacısı görürsünüz. Korkunç bir antikomünist görürsünüz. Hakikaten bir iç savaş politikacısı ve korkunç bir antikomünist görürsünüz. Yine rahat zamanlarına, daha doğrusu yine o 65-69 ve 80'lerin başına baktığınız zaman sosyal liberal diyebileceğimiz bir cephesini görürsünüz. Yani sosyal liberalle kastettiğim de hem piyasacı, piyasa ekonomisine iman etmiş, o anlamda liberal, hem de sosyal devlet önlemlerini sola karşı önlem, komünizm kendi bakış açısından, komünizm tehlikesine karşı önlem olarak sosyal refah uygulamalarının gerekli olduğunu düşünen. Mesela 80'lerde bu sosyal liberal söylem Özal'la ayrımını koymak için ortaya çıkacak. Öyle bir araçsal yanı da var. Ama böyle bir kendi doğal meyli de var. Yani özellikle 80'lerde neoliberal çığıra karşı bu sosyal liberal cephe. Mesela Türk sağında bu sosyal liberal geleneğin ne kadar izini sürebiliriz? Bugün nerede kendisini gösteriyorsa ne kadar? Bu ne kadar antikomünizme bağlıydı? Mesela yine Demirel'in bu kadar meşhur olmayan, bence çok etkileyici bir sözü daha var. Çok sözü var da 1978'de Aydınlar Ocağı'daki şeyde söylüyor. Herkesin zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmalıdır diyor. Bu söz biliyorsunuz, yani çıkarabiliyorsunuz. Marx, Engels'in Komünist Manifesto'daki proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi yoktur lafına atıfla söylenmiş bir söz. Ya bir kere bunu biliyor. Buna atıfta bulunuyor ve bunu tersine çeviriyor. Bu bir hani tam bir sınıf bilinçli politikacı nişanı takmayı gerektirir. Aynı zamanda da bu sözün ettiği sosyal liberal tavrın tam bir özeti. Yani komünizme karşı önlem olarak herkese işte bir şey verelim. Yani herkesin kaybedecek bir şey olsun. Yani komünizme karşı en güçlü güvence. Zincirlerinden başka bir şey olsun. Gibi. Evet, yani demek istediğim teferruat zevki. Gerisi teferruattır zihniyetiyle de boğuştuğumu söyleyebilirim. Bütün bu uğraşım biraz onlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Her şey teferruattır. Teferruat her şeydir. Medeniyet teferruattır. Teferruatla meşgul olmanın yani bize iyi geleceğini düşünüyorum. Bu şu demek değil, işte sadece teferruatla meşgul olalım ve başka bir şey yapmayalım değil. Keza yine polemiksel olarak kendimi ifade etmek için hep söylediğim bir şey, yani büyük resimle birileri, yani ben küçük resimle, minyatürle meşgulüm. Biraz da minyatürle meşgul olalım. Büyük resim belki de minyatürlerin toplamıdır. Yani büyük resmi görmekten geri durmayalım ama büyük resmi görüyoruz diye dünyadan bir haber hale gelmeyelim. Teferruat bilgisini ve özenini yitirmeyelim. Böyle tanımlayabilirim yani uğraştığım şeyleri. Çok da uzatmayayım ve dediğim gibi bu böyle bir başlangıç sohbeti olarak anlattım. İlla bunlar etrafında konuşalım gibi bir davet olarak düşünmeyelim söyleyeyim. Arkadaşlar, benim hazırladığım sorular var ama o kadar böyle heyecanla bekleyen gözler görüyorum ki, o yüzden sizlerden başlamak istiyorum. Vakit kalırsa ben kendi hazırladığım soruları soracağım. O yüzden söz almak isteyen olursa mikrofonu. Merhabalar, hoş geldiniz. İlk durdurun hocam. Ses, tamam. Hemen aradan çıksın diye sormak istiyorum. Çünkü zaten çoğunu cevapladınız. Ben bu son kitabınızla ilgili bir şey, Süleyman Demirel'le ilgili soracaktım ama çoğunu zaten söylediniz. Son olarak ben sadece şunu sormak istiyorum. Kitabı yazmadan önceki Tanıl Bora, kitabı yazdıktan sonraki Tanıl Bora, Süleyman Demirel hakkındaki düşüncenizde değişiklik oldu mu? Olumlu yönde, olumsuz yönde, insan olarak, politikacı olarak
bir değişim oldu mu? Çünkü biliyorum, eminim ki çok araştırma yaptınız ve birçok ayrıntı yakaladınız. Sizin Süleyman Demirel'e olan insani bakışınızda bir değişiklik oldu mu? Hem insani hem siyasi her açıdan. Teşekkür ederim. Ben kendim de merak ediyorum çünkü bir türlü karar veremiyorum onun hakkında, evet, ne düşüneyim diye yıllardır. İkonik bir figür. Eyvallah. Biz herhalde benzer kuşaklardınız. Sizden 63'lüyüm ben. Yok, bayağı büyüksünüz. Benden tamam. Büyüksünüz ama çevremizi ve mesleklerimizi düşünürsek eyvallah. Yani burada şey önemli olan sonuçta hani Demirel'in etkili olduğu dönemlerde sosyalleşmiş olmak bakımından aynı şeydeyiz. Ya çok teşekkür ederim. Ben zaten dediğim gibi şimdi hakikaten Demirel'le dolup taşmış vaziyette olduğum için böyle şeyleri, ya bu konuyu sonsuza kadar konuşabilir. Belirli bir fark olmakla beraber çok temel bir değişiklik olmadı görüşümde. Zaten az evvel söylemeye çalıştığım gibi yani dönemlerini ve tutumlarını ayırt ederek hani olumlu olumsuz diyeceksek bana çok sempatik, çok değerli gelen dönemleri var. Mesela hakikaten bu 80'li yıllardaki ve 65-69 dönemindeki tutumu Türk sahanın toplam tarihi içerisinde kadri bilinmesi gereken bir göreli, en azından göreli diyorum. En azından kadri bilinmesi gereken bir göreli demokratlık numunesi verdiğini gerçekten düşünüyorum. Ama bütün siyasi kariyerine yayılmış bir şey değil bu. Bu da mutlak bir oportunizmden kaynaklandığını düşünmüyorum. Biraz hani bütün siyasetçiler, bütün insanlar, dönemlerinin insanlarılar. Bu hani Demirel'le hep bir aşırı bir pragmatizm ve oportunizm atfedilir. Sadece bununla açıklanamayacak bir şey. Ama mesela 70'ler Demirel'i, 90'lar Demirel'i bana hiç sempatik görünmüyor. 2000'ler Demirel'i de keza öyle. Ama tabii şunu teslim, bu da biliyorsunuz çok tartışılıyor. Şimdi Demirel ister istemez onu hatırlayanlar ya da araştırıp biraz bilgi sahibi olanlar bakımından hani günümüz siyasi iktidarıyla Erdoğanlar tartıya konuyor ister istemez ve ya bu ne iyiymiş deniyor. Tabii doğru yani, ona hiç şüphe yok. Bu ne iyiymiş yani, tabii doğru. Ama orada tabii şu payı koymak lazım. Yani Demirel'in siyaset ettiği dönem Soğuk Savaş dönemiydi, solun çok güçlü olduğu bir dönemdi. Ve yani solun gücü karşısında da biraz kendisine çeki düzen vermesi gereken bir dönemdi ve başka bir siyasal kültürün geçerli olduğu bir dönemdi. Spekülasyon yapalım. Yani Demirel terü taze bir politikacı olarak günümüz siyasetinde bir sağ siyasetçi olarak sahne alsa o Demirel olmayabilirdi. Ya da en azından o iyi Demirel zamanları gibi olmayabilirdi. Spekülasyon bu tabii. Ama en azından şu kesin, ben onun bir hakikaten bir tür devlet düşünürü olduğunu düşünüyorum. Yani bu ne demek? Yani devlet aklı dediğimiz şey var ya, yani devletin bekasını ve devletin ahalinin rızasını kazanarak meşruiyetini sürdürmesini asli mesele olarak önemseyen tutuma kabaca devlet aklı denir. Gerçekten bir devlet aklı düşünürü olduğunu düşünüyorum. Yani her döneminde bu konuda kendi yani düşünmüş, reflekte etmiş. Yani mevcut siyaset tarzı üzerine düşünmüş, düşünce üretmiş ve bu konuda hakikaten hayranlık duyulabilecek şekilde bayağı önemli siyaset düşünürlerinin argümanlarını böyle 2-3 kelimelik, böyle lakonik, veciz biçimlerde ifade etmeyi başarmış bir adam. Yani ben devlet aklına meftun değilim yani. Ben devlet aklı benim aklım değil. Yani öyle bir hayranlıkla söylemiyorum. Ama devlet aklını temsil etmek bakımından çok takdir edilecek bir zeka ve formasyon. Mesela kaçınılmaz olarak yine bir Demirel lafı söylemesem olmaz. Bu öyle çok bilinen laflarından biri değil. 1985'te mi ne diyor? Diyor ki, demokratik devlet olmak, devlet olmaya mani değildir. Müthiş bir laf. İki türlü de bükebilirsiniz. Yani iki yöne de bükebilirsiniz. Yani muhteşem bir laf. Carl Schmitt söyleyemez mi? Yani. Çok hayranlık duyuyorum.
Dediğim gibi benim özdeşleştiğim bir şey değil, pozisyon değil ama yani yiğidi öldür, hakkını ver. O şekilde sorun da, evet. Teşekkür ediyorum. Hocam bana kimse sağcılar cinayet işledi dedirtemez. Tabii o sahih hadis. Tabii. O 1977'de başbakanken Abdi İpekçi ile söyleşisinde söylüyor. Abdi İpekçi onu sayfalar boyunca sıkıştırıyor. Yani beyefendi işte öbür taraf, yani komünist tetişinden bahsediyor. O zaman terör denmiyor, tetiş deniyor. Komünist tetişinden bahsediyor. İşte öbür tarafta da yok mu filan diye sıkıştırıyor, soruyor. O son sıkıştığı noktada diyor ki yani bana bunu dedirtemez. Bunlar münferit vakalardır diyor. Devleti yıkmaya dönük değildir. Devleti siyasi bir yanı yoktur, münferit vakalardır diyerek geçiştiriyor. En korkunç laflarından biri. Hocam. Hocam dik tutarsanız. Tamam. Şöyle karşınıza doğru. Şöyle. Evet. Tamam şimdi. Hocam tekrar hoş geldiniz. Aynı zamanda yüksek lisansta da sizden ders aldığım için çok mutluyum. Şimdi bir çok fazla soru soracağım ama Demirel'den bir şey sormak istiyorum. Bu 91 seçimi sonrasında kurulan hükümet, koalisyon senedi ve Demirel tarafından ya da koalisyonun senedin içerisindeki bazı maddeler, mesela Ermeni sorununun çözümü, Kürt sorununa bakışlar vesaire gibi hükümlerin Demirel tarafından ne yaptığı ve 90'lı yıllarda bize neyi bıraktı? Yani 90'lı yılların karanlığını tabiri caizse aslında Demirel'in koalisyona yapı etmelerine borçlu muyuz? Biraz böyle bir soru sorayım. Yani daha yakın tarihten, 80 öncesinden değil de. İkincisi hani Cereyanlar kitabınızı henüz yayınken de ondan hani bir nevi feyiz belki doğru tabir mi bilmiyorum ama ama sanki Mete Tunçay'ın akımdan cereyana, Türkiye'de sol akımlardan hani cereyanlar onu biraz daha çoğullaştıran bir yöne doğru mu bir şey var? Çünkü 90'ların ortasıydı. Ankara'da Mete Hoca bir gün 11. tezle ilgili bir yorum yaptı. ODTÜ'de bir konferansta dedi ki yani filozoflar şimdiye kadar dünyayı yanlış anladılar. Asıl olan onu değiştirmekti der Marx. Ama bence Marx bunu pratik kaygılarla söylemişti zamanla uygun olarak. Çünkü anlama çabası aynı zamanda değiştirme çabasının ta kendisidir demiştim Mete Hoca. Ben hani fikren de Mete Hoca'dan böyle bir şey görüyorum, anlattıklarınız hareketli. Son bir soru daha da milliyetçilik çalışmalarınızla ilgili. Aslında tabii çok kapsamlı bir şey bu ama şimdi bu Partaş Atarci'nin Sömürge Milliyetçiliği kitabı çok etkiledi beni. Yani Türkiye'deki malumatın ötesinde acaba teorik olarak da hani Türk milliyetçiliğinin inkişafı diyeyim, uluslararası milliyetçilik çalışmalarına bir katkı olabilir mi? Bu anlamda çok yani hani fiilen sömürge olmasak da hani Marksizmin belli yorumlarının Türkiye'de yarı sömürge olarak adetmesine rağmen sömürgeciliği ne diyelim hani fiilen sömürge olmasa da gırtlağına kadar sömürüye ramak kalmış bir ülke olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte. Acaba Türk milliyetçiliği bir mağdur milliyetçilik mi? Ve bu anlamda da hani Çatalca'nın çizdiği o üç aşamadan Türk milliyetçiliğine özgüleyebilir miyiz? İşte manevra aşaması, kalkış aşaması ve devrim aşaması diye. Nasıl tasnif edebiliriz bunu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Alıyorum hocam. Çok hocam. Tamam. Geliyor değil mi? Tamam. Çok teşekkür ederim. Üç doğrudan soru. İlki evet yani 1991 seçimi sonrasındaki 1993'e kadar Demirel Cumhurbaşkanı olana kadar yani ben siyasal analiz konusunda iddialı olmadığımı tekrarlayarak söyleyeyim. Yani bunları daha az iddialı söylüyorum. Ama bu söyleyeceklerimi görece iddialı söylüyorum. 91-93 döneminde Demirel Cumhurbaşkanı seçilene kadar olan ki dönemde bu DYP-SYP koalisyonu 12 Eylül darbesinin bir rektifikasyonu gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu koalisyon, yani 91 seçimleri öncesinde 12 Eylül
Eylül'le hesaplaşmak, 12 Eylül'ün muazzam tahribatını olabildiğince rehabilite etme iddiasıyla ve bunu buna güç veren bir toplumsal muhalefetin üzerinde de yükselerek ya da ondan istifade ederek geldi ve bu beklentiyi korkunç bir şekilde boşa çıkardı. Neden? Çok şiddetli bir işte devletin bekası, rejimin tehdit algısıyla ilgili çok güçlü bir endişeden ötürü ve yani o siyasi cesareti gösteremedi. Arkasında da yani o siyasi koalisyonun bileşiminde de onu ileri doğru itecek bir dinamik yoktu ya da o dinamikle hızla mesafelendi. Burada da ben şunu çok bir bu Demirel çalışması sırasında önemli bir tanıklığa rastladım. Bu bana çok gayet manidar geliyor. Demirel Türkeş'le görüşmesinde bu koalisyon kurulurken Türkeş'ten bu hükümet kurulacak olan DYP-SYP hükümetine desteğini isterken onun Türkeş'in kaygılarını yatıştırmak üzere demiş ki hani solla koalisyon kuruyor olmamızdan endişe etmeyin. Bu dönemde solun elini taşın altına sokturmak lazım. Çünkü sol muhalefette olursa çok ortalığı ayağa kaldırır. Her şey çok kötü olur. Yani solu bir şekilde bu işin içine katmak lazım diyerek Türkeş'i de ikna etmiş. Ben bunun çok kafi bir özet olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sorunuzun ikinci bölümünü de ne de katılıyorum. 90'larda o koalisyonun yarattığı muazzam hayal kırıklığının ve hani 12 Eylül'le hesaplaşmak yerine 12 Eylül'ü rehabilite eden, hatta ona vites attıran, derinleştiren bir işlev görmesinin kurucu etkisi olduğuna katılıyorum. Şimdi sizin talihsizliğiniz o ki siyasalda ala ala benden ders aldınız. Ben Mete Hoca'dan aldım. Mete Hoca hakikaten öğrencisi olmaktan çok şanslı hissettiğim bir hocaydı ve hakikaten her şeyden önce tutumdan öte bu konularla yani düşünce tarihiyle, siyaset ideolojiler ve düşünce tarihiyle ilgilenmemde ve o düşüncelere sadece basit bir yansıma, sahibinin sesi mantığıyla değil, böyle lime lime ederek ince ince onlarla uğraşma zevkini aşılamak bakımından hakikaten hani şey, ben doktora yapmadım ama hani yapmış olsam doktora babam olarak onu anardım. Bu 11. tezle ilgili belki rastlamışsınızdır. Şu popüler filozof, Marksist filozof Zizek biliyorsunuz onu o her şeyi zaten şaka yolu tersine çeviriyor. Bunu da şaka yolu tersine çeviriyor. Hani o orijinal söz filozoflar şimdiye kadar dünyayı yorumlamakla yetindiler. Oysa esas olan onu değiştirmektir diyor ya. O da diyor ki fazla değiştirmekle uğraştılar. Biraz hele bir durup biraz yorumlamakta fayda var diyordu Zizek. Son soru çok yani çok doğurgan, bereketli bir soru, önemli bir teorik problem. Şimdi Türkiye'yi bir kere her şeyden önce şunu tekrarlayayım, baştaki söylediğim. Mukayese etmek demek, şimdi Türkiye'de mukayese dendiği zaman ve sizin açtığınız konudan devam edersek mesela bir Hindistan'a bakalım dediğinizde, Hindistan çok başka, benzemiyor. Hep mukayesenin önünde böyle bir taassup duvarı yükseliyor. Benzemesin. Yani farka bakarak bir şey anlamaya çalışalım. Yani mukayeseye çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin, yani Osmanlı'dan devreden Türkiye'nin konumuyla ilgili, dünya sistemi içerisindeki konumuyla ilgili, geç uluslaşma süreci, emperyalizm, sömürgeleşme şeyle ilgili iki farklı yorum var. Birisi dediğiniz gibi gerçek anlamıyla sömürgeleşmemiş. Fakat işte yarı sömürge kavramı çerçevesinde konumlandırabilecek, dolayısıyla sömürgelik deneyimiyle pekala mukayese edilebilecek bir deneyimi yansıtıyor. Ama öte yandan özellikle yakın dönemde Osmanlı tarihçileri, ben Osmanlı tarihi uzmanı değilim, sadece dolaylı bir aktarım olarak söylüyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başında bile hala bir emperyal güç olarak düşünülmesi gerektiğini ve bayağı modernleşmiş kendi emperyalist sömürü mekanizmalarını da geliştirdiğine dikkat çekiyorlar. Abdülhamit dönemini ne kadar bunun uzandığını böyle incelemek gerektiğini söylüyorlar. Yani Türkiye'nin ilginç yanı hem emperyal güç çok
kolu kanadı kırık bile olsa bir emperyal güç, hem de sömürge, yarı sömürge olarak değerlendirilmeye müsait. Ya bu mukayeseye müsait bir durum olması. Eğer bir biricikliğimiz varsa bu olabilir. Gerçekten. Yani mukayese bakımından. Çünkü ikisi de bize bir şeyler söylüyor. Mesela bu Galatasaray kurucularından Emin Bülent var ya, Türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi, manzumesinin yazarı. Onun bir lafı var şimdi. Laf tam aklıma gelmiyor ama yine kan damlayan şiirleri yazdığı bir dönemde söylediği, zalim heybetinde mazlum diyor Osmanlı için. Yani mazlum, yani mazlum millet ama zalim heybetinde. Oradaki zalimi olumsuz anlamda kullanmıyor. Yani işte heybete takılalım orada. Yani Türkiye'nin, Türk milliyetçiliğinin işte Hint örneğiyle de mukayese edilebilecek bir örneği, bir yandan kendini mazlum, uluslaşmaya gecikmiş, ulus devlet kurmaya gecikmiş, milli bilince gecikmiş, modernleşmeye gecikmiş, sanayileşmeye gecikmiş, her şeye gecikmiş, geri kalmış, geri durumda. Ama emperyal geçmişi nedeniyle diğer geri kalmış ülkelerle kıyaslanmayacak, diğer sömürge, yarı sömürgelerle kıyaslanmayacak bambaşka üstün bir güç olarak, bir varlık olarak görmesi. Bu o gerilimi, kompleks de diyebilirsiniz buna, o kompleksi çok kaşıyan bir şey. Yani bulunduğu durumla ilgili çok yüksek bir hınç, şeyle büyüyen bir hınç. Yani ben herhangi birisi değilim. Yani ben imparatorluk geçmişinden geliyorum. Yani Türk milliyetçiliğinin hararetinde, tansiyonunda bunun çok asli bir yakıt olduğunu düşünüyorum. Ve bu bakımdan bu mukayeseler bize bunu daha iyi görme fırsatı veriyor. Gerek Balkan milliyetçilikleriyle, gerek Hint milliyetçiliğiyle ve bu tür örneklerle. Burada da yapılacak çok tezler var. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam. Var mı arkadaşlar sorusu olan? İyi akşamlar. Hocam konu Demirel'den açılmışken bir eksiklik değil de sizi tamamlamak anlamında birkaç kelime söyleyeyim. Türkiye'de en iyi masalcı kim diye sorsalar Süleyman Demirel olduğunu söylerim. Çok konuşur, boş konuşur. Bugünlerde ismi çok popüler olan Yavuz Ali Ağaroğlu gibi çok konuşuyor ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Biraz önce Türkeş'te olan diyaloğunda solun tedirginlik veren korkularından dolayı Süleyman Demirel'in Türkeş'i yatıştırdığını söylemiştiniz. Aslında olay daha farklıdır. Türkeş'in bir sözü vardır. Solun ihanet derecesine varan davranışları karşısında sağ ile olan kavgamızı geçici olarak erteledik. Buradan kasıt Süleyman Demirel'in temsil ettiği sağ sistem hocam. Yani Süleyman Demirel varoş milliyetçisi, boş konuşan bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Bunu nereden kanıya vardığını derseniz, kısacası bir gazeteci soru soruyor. Sayın Demirel, bir saatlik konuşma için ne kadar süre hazırlanmanız gerekiyor diye soruyor. Süleyman Demirel gazeteciye bakıyor derin derin, 24 saate ihtiyacım var diyor. Gazeteci kurnaz, peki diyor, 24 saat konuşmanız gerekirse ne kadar süre hazırlanmanız gerekir? Gazeteciye tebessüm ederek hemen başlarım diyor. 48 saat konuşurum. Teşekkür ediyorum. Buradan dolayı da varoş milliyetçisi olan boş bir insan olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Pardon, şunu açmamız lazım. Açtı mı? Ses geliyor mu? Şimdi geliyor mu? Geliyor. Evet. Neyse. Tamam. Çok teşekkür ederim ama hem fikir değilim söylediklerimizle. Ayırarak söyleyeyim. Türkeş'in sözünü ettiğiniz o sözü 1970'lerde, 70'lerin ortasında söylediği bir söz. Kendi yetişip hükümetinde görev aldığı zaman söylemiş. Evet. Yani kendi tabanını, yani kendi tabanındaki radikalizmi yatıştırmak üzere. Yani biz bunlarla geçici şey yapıyoruz. Sonra bunlarla da
hesaplaşacağız mealinde söylediği bir şey. Fakat yani 90'ların başındaki Türkeş büyük ölçüde siyasi sisteme, olağan sisteme entegre olmuştu. Ve öyle bir problemi yoktu. Yani sağla kavga etme, kendi yani öyle bir problemi artık kalmamıştı. Ve o nedenle de Demirel'le çok uyum içinde geçiniyorlardı. Bence o ayrımı koymak lazım. Varoş milliyetçisi tanımı hiç uygun değil. Yani Demirel'in milliyetçiliği nasıl bir milliyetçilikti diye sorduğunuz zaman onun cevabı bence varoş milliyetçiliği değil. Onun milliyetçiliğinin, yani şimdi yine Demirel'in derinliklerine doğru ama iki farklı fazı var. Biri güçlü ve rahat olduğu dönemlerde milliyetçiliği kalkınmacılık söylemiyle eklemleyen, yani en iyi milliyetçinin işte tesis açan, baraj yapan, su getiren, yani milliyetçiliğin en yüksek tezahürünün bu olduğunu söyleyen bir kalkınmacı medeniyetçi milliyetçilik söylemi var. Bu da araçsal değil. Yani bunu imanla izlediği bir çizgi. Böyle bir çizgisi var. 70'li yıllardaki o soğuk savaş antikomünizmi ve 70'ler Türkiye'sinin koşulları içerisinde o genel milliyetçi muhafazakar hamasete angaja olduğu işte bayrak mitingleri, Muhteşem Süleyman, o dönemin de izlediği öyle bir çizgi var. Hani varoş milliyetçiliği dediğiniz çizgiye orada bile işte ancak araçsal olarak belki yaklaşırsa yaklaşır. Ama onun esas yani fıtri çizgisi değil o. Bir de bu devletin bekasıyla bağlantılı hani resmi milliyetçilik çerçevesinde izlediği bir hat var. Bunların bir bileşimi olarak düşünmek lazım ama yani varoş milliyetçiliği kastettiğiniz lümpen, radikal, saldırgan. Kasaba milliyetçiliği. Yani o tanımın uygun olmadığını düşünüyorum. Anlaşmıyoruz. Eyvallah. Boş konuştuğunu da kesinlikle düşünmüyorum. Hele yani Yavuz Ali yani aynı tartıya gelmezdi bence. Çok büyük, yani dediğim gibi ben aynı hemfikir olduğum bir siyasi pozisyon değil ama hakkını vermek lazım. Boş konuştuğunu düşünmüyorum. Tam tersine boş lafların arkasında bile nice numaralar, nice hikmetler olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Hocam dışarıdan gelen bir soru var. Okuyacağım size. Faşizm insanın zaafı mı? Sürekli iktidara geliyor. Sürekli var değil, sürekli iktidara da gelmiyor. Yani faşizm dediğiniz şey 20. yüzyılın yani başından ya da işte evet, ilk kısmından itibaren insanlık tarihine. Yani her tiranlığı, her müstebit yönetimi, her zalim yönetimi faşizm olarak tanımlamak çok yanlış bir şey. Yani faşizmin kendine özgü birçok özelliği var. Bunlardan en önemli unsurlardan, en ayırt edici unsurlarından biri bizzat hani yoksulları, ezilenleri, alt sınıfların öfkesini hitap eden, o öfkeyi harekete geçiren ve yani o öfkeyi sisteme, hani egemen sınıflara, ezenlere değil de düşman olarak, hasım olarak gördüğü, günah keçisi olarak işaretlediği birilerinin üzerine salan ve buna dayanan bir sürekli seferberlik yaratan bir rejim olması. Onu en korkunç kılan tarafı bu. Ben hani size bakarak söylüyorum. Lütfen geldiği için. Dolayısıyla hani her korkunç, her zalim rejime faşizm demek çok uygun değil. Ama tabii ki bir skandal yani. Faşizmin varlığı bile bir skandal. Yani insanın yani az evvel söylemeye çalıştığım şeyi tekrarlayacağım. Yani ezilenlerin, garibanların, aşağıdakilerin kendi o aşağıdaki durumlarını, ayaklar altında olma hallerini yücelttikleri ve onunla barışık olmalarına hizmet eden bir ideoloji olduğu için bir skandal. Ama yani her zaman iktidara gelmiyor ama sanıyorum genç bir arkadaş hocam. Eyvallah. Ama yok bu geçer yani yersiz bir soru değil. Ama insan doğasıyla yani böyle yani biraz psikanalitik tam ilham alan yorumlar da bu var. Yani öyle laflar var ya işte her insanın içinde bir faşizm saklı. Hepimiz yani insan kendi haline bırakıldığında doğal olarak uyanır. Hani medenileştirici etkilerden soyunduğunda otomatik olarak faşistleşir. Yani Hobbesçu diyebileceğimiz o Leviathan'cı bir kabul. Ben o tür böyle doğallaştırıcı
ezeli ebedi açıklama şemaları bana çok ikna edici gelmiyor. Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar soru Veriyorum. Şöyle bir tutarsam. Erkan Yıldırım. benim sorum güncelliğini kaybetmeyen bir alandan olacak köy enstitüleri. Elimde köy enstitüleri öğretim programı var. 1943 yılı Maarif Matbaası'nda basılmış eğitim programı. Bunun kapağının hemen ardında muhtemelen bir köy enstitülü öğretmenin düştüğü bir nottan yola çıkarak soru soracağım. Diyor ki, aziz oğlum Çelik, Kemal Tahir'in uydurmalarına inanmaktan artık vazgeç. Bu kitap Tonguç'un ve milli şefimiz İnönü'nün onların yolunda yürümüş batılı aydın bilim adamlarımızın, Sabahattin Eyüpoğlu'nun, Asiye İliç'in parlak köy enstitüsü günlerini tanıtacak. Başarı dileklerimle evladım. Bir köy öğretmeni Selim. Benim merak ettiğim şey şu, Bozkur'daki çekirdekten yola çıkarak Kemal Tahir'e sol cenahattan benim sorum aslında biraz daha bugüne dair. Şimdi akademide de ya da yazılımlarda da bir kavram enflasyonu var aslında günümüzdeki devlet toplum ilişkisini tanımlamak için. İşte tek adam, saray rejimi, bir daha çok tiranlı kullandığımız diktatörlük, faşizm. Bu günümüzdeki o biricik olmadığımızı düşündüğümüzde sizin böyle Türkiye'yi günümüzde tanımlayacak bir kavramınız var mı? Çünkü her kavram mesela faşizm evet değil ama bir paramiliterleşmeyi de görebiliyoruz Gezi'den sonra. İşte evet, diktatörlük mü onu da tam bilemiyoruz. Hala başkana karşıt olan düşünceler de var. Sizin bir kavramınız var mı Türkiye'nin bugününü anlatabilecek? Eyvallah. Yok, yani tek kelime, yine Demirel demiş ya, Türkiye ekonomisinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Bir kelimeyle ifade etmem gerekirse iyidir, iki kelimeyle ifade etmem gerekirse iyi değildir demiş. Bu da sahip. Ben de buna aynı cevap vereyim, yani yok ve var. Yok şöyle var ya, tek bu durumun adı diyerek, yani bu kavramla biz her şeyi tüketiriz ve açıklarız diyecek bir durum yok. Çünkü bu da yine kendi biricikliğimize kapanmayalım, tekrarlayayım burada. Yani Türkiye rejimi, hani Brezilya, Macaristan, Rusya, yani bunlarla Hindistan, bunlarla mukayese içinde anlamamız gereken öyle biricik, tamamen bize özgü bambaşka bir şey değil. Bir. İki, mesela faşizm kavramı boşuna değil. Çünkü bütün bu rejimlerde, Türkiye dahil, faşizme özgü, faşizme hatırlatan, faşizm deneyimlerini mukayese ederek anlamamızı mümkün kılan fenomenler var açıkça. Ama klasik faşizmden de başka bir şey. Onun için yeterli gelmiyor. Böyle pat diye. Bir de biliyorsunuz faşizm kavramı durum çok vahim anlamına gelmek üzere kullanılıyor esas olarak. Çok çok kötü vaziyet, yani teyakkuza geçin. Fakat çok da yıprandı bundan ötürü. Yani Türkiye'de 1970'lerden beri faşizm geldi geliyor. İşte faşizm, o da faşizm denmesinden gelen yıpranma da olduğunu teslim etmemiz lazım. Onu bir yana bıraktım. Yani öyle bir işler peşinde değilim. Zaten yeterince müteyakkız olmamız gerekiyor. Yani böyle bir çağrıya gerek yok. Analitik kavramı, siz de zaten öyle sordunuz. Analitik kavram olarak da hesaba katılması gerekiyor kesin. Ama öyle deyip geçemiyoruz. Mesela bu popülizm kavramı basit bir moda değil. Yani palavra değil. Çünkü gerçekten bir anlamı var. O Arjantinli faşizmden popülizme... Lacan. Hayır. Başka bir Arjantinli. Daha yeni. Yazarın adını hatırlıyorum. Finkelstein.